Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Halk Bilimi sohbetlerinde Türkiye'deki doktor çalışmaları tarihini konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu. Sayın Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Nasılsın? Şükürler olsun. İyiyim. Evde bayram. Yeni bir formatla karşı karşıyayız. Gidiyor. İyi gidiyor. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramınız kutlu olsun bu arada. Sevgili izleyicilerimizin de bayramını diliyorum hocam. Gerçi bu bayramdan sonra yayınlanacak ama biz yine geçmiş bayramlarını kutlayalım dinleyicilerimize. Evet. Hocam bir önceki programımızda Avrupa'daki yani halk biliminin aslında doğuşunu işlemiştik, anlatmıştınız bizlere. Bugünkü programımızda da Türkiye'deki halk biliminin gelişim sürecini işleyelim dedik. Türkiye'deki folklor çalışmaları her ne kadar Ziya Gökalp'le bilimsel anlamda başlasa ama daha öncesinde de çeşitli çalışmalar vardı. Bize bilgi verebilir misiniz bu konuda hocam? Memnuniyetle sözlerime başlarken sevgili dinleyicilerimizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Geçtiğimiz programımızda Avrupa'da halk bilimi çalışmalarının başlangıcı üzerinde durmuştuk. Aslında bir yönüyle onunla ilişkili Türk halk bilimi çalışmalarında başlangıcı. 19. yüzyılda Avrupa'da malum ortaya çıkıyor, bir disiplin olarak yayılıyor, yaygınlaşıyor. O zaman 19. yüzyılda Türk halk bilimi çalışmalarının durumu nasıldır? Ona biraz daha yakından bakalım. 19. yüzyıl hakikaten İlber Hoca'nın dediği gibi bizim Devleti Ali Osman'ın en uzun yüzyılı. Öncelikli olarak 19. yüzyılın hemen başında 1814 yılında meşhur Viyana Kongresi vardır. Viyana Kongresi Fransız İhtilali sonrası başta Avrupa olmak üzere yeryüzünün hemen her yerine yayılan ulus devlet kurma, ulusçuluk yani milliyetçilik fikri ve hareketlerine bağlı olarak büyük imparatorluklar, çok uluslu imparatorluklar Viyana'da bir araya gelirler. Bu tür yapılara karşı tabiri caizse omuz omuza vererek bir dayanışma içerisinde birbirlerini destekleyeceklerini taahhüdünü yaparlar birbirlerine. Ama tabii bu dört büyük çok uluslu devlet içerisinde biz yokuz. Bizi dışarıda bırakıyorlar. Bize bakışları her zaman olduğu gibi kem o zaman da. Siyasi tarihimize nasıl yansıdı bunu bilmiyorum ama bu olup bitenin mutlaka farkında olsa gerek atalarımız. Çünkü Devleti Ali Osman'ı nasıl ayakta tutarız diye ilk geliştirilen politika, proje bildiğimiz gibi Osmanlıcılıktır. Evet. Yani bu madem ki ulusçuluk, milliyetçilik çok uluslu devletlerin başının belasıdır, onları yıkılmaya götürüyor. O halde biz de çok uluslu bir devlet olarak ilk tedbirimizi böyle alıyoruz ve aslında Tanzimat'ın ilan ediliş nedeni tam anlamıyla budur. Bir takım dersine az çalışmış ya da komple teorisini seven Türk okumuşları, işte yok Batı'ya şunu yapsınlar, bunu yapsınlar diye bir komple teorileri ileri sürerler ama asıl temel neden doğrudan doğruya yerli ve milli bir nedendir. Devleti Ali Osman'ı nasıl ayakta tutarız? Nasıl devletimizi dağılmaktan önleriz? Buna yönelik olarak yani hukukun ön plana çıktığı, anayasal bir nizama yönelme fikrini mündemiş bir şekilde hukukun üstünlüğüne bağlı olarak bir modern milletleşme ve devletleşme süreci işin içerisinde toprağa bağlı olarak bir milliyetçilik. Yani Türk ve Müslüman imtiyazlı ön planda olmayacak. Bütün milletlerin ister Müslüman ister gayrimüslim olsun eşit olacakları, vatandaş olacakları bir sistemdir.
tanzimat arayışı. Nitekim ıslahat fermanıyla da bu tam anlamıyla bu şekle büründürülecek. Müslümlerle gayrimüslimler arasındaki ufak tefek farklılıklar, çok büyük farklılıklar yoktur. Onlar ortadan kaldırılacaktır. Aslında bundan rahatsız olan Müslümanlardan ziyade gayrimüslimlerdir. Mesela biz zımmi cizye vergisinden vazgeçiyoruz gayrimüslimlerden aldığımız. Onlar da öşür vergisi verecekler. Onda bir vergi verecek hale geliyorlar. Tabii o zamana kadar mevzu bahis bile olmayan, onların vatandaşlığa, eşit vatandaşlığa dahil olmalarıyla beraber askerlik de gündemlerine gelecek ve gayrimüslimler bundan hiç de hoşlanmayacaklar. Aşağı yukarı 20. yüzyıl başlarına kadar da bedelli olarak bu işi götürecekler. Osmanlıcılık, kısaca Osmanlıcılık adıyla bilinen bu sistemde Osmanlı devleti içerisinde yaşayan herkes Osmanlıdır ve birbirine eşittir. Kısacası bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin mantığı içerisinde Amerikalı olmak gibi bir Osmanlı olmak fikri işlenecektir Osmanlıcılık'ta. Ama maalesef bunda devletin asli ve kurucu unsuru olan biz Türkler haricinde buna biraz İstanbul Fener Rumları katılacak bir kısmı. Bir de Lübnan'daki Marunilerden küçük bir grubun dışında hiçbir grup Osmanlıcılığı öyle çok da içselleştirmeyecek. Ve biz bir 50 yılı aşağı yukarı bu gayretlerle harcayacağız. Bu dönemde bizim atalarımız, dedelerimiz ya da Osmanlı aydınları halk bilimini biliyorlar. Halk biliminin ne işe yaradığının da farkındalar. Ancak halk biliminin bizim aleyhimize olacağını bildikleri için halk bilimine bir yöneliş yoktur doğrudan doğruya. Bunun en güzel örneklerinden birisi 19. yüzyılın yanılmıyorsam ortalarına doğru Ohri'de konsolosluk yapan, Avusturya Macaristan Devleti'nin konsolosluğunu yapan o meşhur Aryan kahraman kalıbının mucidi Jan van Hahn Arnavut milliyetçiliğinin babasıdır, teorisyenidir, tabiri caizse Ziya Gökalp'idir. Daha 100 yılın başlarından itibaren atasözlerini derleyerek Arnavut folkloruyla ilgili yaptığı çalışmalarla onları Viyana'da yayınlayarak Arnavut milliyetçiliğini harekete geçiren kişidir. İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da Bağbali'de bizim diplomatlarımız kendisine işte Excellence Ohri'de bulunduğunuz mevki makamla hiç de uyuşmayacak, münasip mütenasip olmayan masal derlemek gibi, atasözleri derlemek gibi işler yapıyorsunuz. Bu sizin mevkinize, makamınıza hiç uymuyor, hiç yakışmıyor diye çok nazik bir dille kendisini uyaracaklar. Yani buradan şunu anlıyoruz, ne yaptığını biliyoruz, yaptığın işlerin nereye gittiğini biliyoruz. Ama 19. yüzyıl, o netametli yüzyıl, o sıkıntılı yüzyıl, yeni bir savaş açacak şartlar oluşmasın diye sadece onu lisan-ı münasiple uyarıyoruz. Ama farkındayız yaptığı işlerin ve o işlerin nereye gittiğinin. Nitekim Türkolojinin üniversitelerde yer aldığı Budapeşte Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünden meşhur Van Beri'nin öğrencisi, Van Beri'nin izinden Adakale'den başlayarak Devlet-i Ali Osman'a girip derlemeler yapmaya başlayan İgnos Kunoş, İstanbul'a geldiğinde devrin, hatta bütün zamanların en önemli Türk aydınlarından birisi olan Ahmet Vefik Paşa ile konuştuğunda da yine biliyoruz ki Ahmet Vefik Paşa folklorun ne olduğunun farkında. İgnos Kunoş'un yaptıklarının ne işe yaradığının farkında. Ona kaynak kişiler buluyor, anlatıyor vesaire vesaire. Bu da sağlaması oluyor. Yani John Van Hahn'a gösterilen o diplomatik dille uyarıların karşılığında Osmanlı dedelerimizin, ecdadımızın halk biliminin ne olduğunun, ne işe yaradığının farkındalar. Ancak aleyhimize olacağı için ona bulaşmıyoruz. Sadece bizim aleyhimizde olacak unsurları durdurmaya, sıkıntıları dindirmeye çalışıyoruz.
Osmanlıcılık tutmayınca bu defa İslamcılığa el atacağız. Efendim, bütün bir Abdülhamit dönemi baştan sona İslamcılık politikasının uygulandığı dönemdir. Yine yani klişe mevzularda Abdülhamit Han'ı inanılmaz bir şekilde İslamcı evliya gibi kabul eden efsanevi anlatmalar bir tarafa, cennet mekan Sultan Abdülhamit Han, 2. Abdülhamit Han son derece Türkçü bir padişahtır. Eğer Sultan Abdülhamit Han olmasaydı, İttihat ve Terakki'yi de Kuvayi Milliye'yi de yapan Türk ve Türkçü kadroların yetişmesi mümkün değildi. En de önemlisi, Abdülhamit Han döneminde açtığı bütün okulları, Batı tipi Rüştiye mekteplerinden tutun da liseleri vesaireleri, hepsini Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde açtı. Yani gerçek anlamda 19. yüzyıldaki bir Türk Rönesansı'nın başlangıcı, Türkçülüğün başlangıcı aslında Sultan Abdülhamit Han'dır demek çok yanlış değildir. Ama bunun üzerinde yeterince vurgulamıyoruz. Ama Hristiyanlar gitti. Hristiyanlar birbirinin ardı sıra ayrıldılar, ayrılıyorlar. Hiç olmazsa Allah'ın ipine sıkı sıkıya yapışırsa Müslüman unsurlar, Müslüman gruplar, Müslüman uluslar onlara bağlı olarak bir devlet-i Ali Osman devam eder, etsin dileği, temennisi, düşüncesiyle oluşturulan İslamcılık programını da bütün Abdülhamit Han döneminde devam ettireceğiz. En uç şekliyle halifeti, hilafeliği kullanma nedeni de o. Biraz da İslamcılığın o şekilde yoğun olarak işlenmesinin devlet-i Ali Osman'ı ayakta tutmak düşüncesiyle olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde de halk bilimine bakış açısı aynı şekilde devam ediyor. Ama yavaş yavaş 20. yüzyıla girince, yani 1910'lara, 12'lere, Balkan Harbi'ne doğru gelince görüyoruz ki İslamcılık da tutmuyor. Balkanlarda büyük ölçüde millet olarak varlığını neredeyse tamamen bize borçlu olan Arnavut milliyetçilerinin 1814'lerden, 20'lerden itibaren son derece aktif bir milliyetçilik başlattıklarını biliyoruz. Keza Lübnan'da kurulan Amerikan Üniversitesi'nin, Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nin, Katolik Üniversitesi'nin marifetleriyle Arap milliyetçiliği de aşağı yukarı bir 50-100 yıllık hazırlığı var, işlenmişliği var ve artık 20. yüzyılda yani bütün gayretimize rağmen Müslüman unsurlar da kendi ulus devletlerini kurmanın peşine düşecekler ve Selanik'in Türk soylu olmayan Müslüman bir paşa tarafından bir kurşun atmadan Yunanlara teslim edilmesi belki de adeta bizim kalbimize, zihnimize, beynimize sıkılan bir kurşun gibi çok büyük tesirler meydana getirecek. Nitekim İttihat ve Terakki'nin de asıl Türkçülüğe vurgu yaptığı, Türkçülük ideolojisinin ön plana çıkmaya başladığı, Türk yurdu, Türk ocağı gibi dergilerin, derneklerin kurulduğu, Ziya Gökalp, büyük teorisyen Ziya Gökalp'in bunu sistemleştirdiği Türkçülüğün esasları adıyla vesaireyle bir yapı içerisinde bildiğimiz gibi yani Balkan Harbi'nin hemen kayıpları içerisinde 913 yılında Halka Doğru adını taşıyan dergide Ziya Gökalp'in malum folklordan bahsettiğini görüyoruz. Onu halkiyat adıyla Türkçeleştirdiğini evet. Ve öneminden bahsettiğini görüyoruz. Derginin adı Halka Doğru. Halka Doğru, daha önceki sohbetimizde de konuşmuştuk. Meşhur Herder'in Alman aydınlarına kurtuluş için gösterdiği yoldu. Halka Doğru gidin. Halk kimdi? Dağda, bayırda, kırsalda yaşayan, okuma yazma bilmeyen, ekonomik olarak da biraz daha düşük kesimi. Onların tabiatla iç içe oldukları zamandan itibaren ezberlemek suretiyle, o dönemki telakki öyleydi, ezberlemek suretiyle kulaktan kulağa ve kuşaktan kuşağa aktara geldikleri halk edebiyatını derleyip toplamak, işlemek.
Tabiatla iç içe oldukları zamanlarda meydana getirildiği düşünülen, topluca meydana getirildiği düşünülen bu eserlerin o milletin en tabii, en doğal, en soylu olduğu, soylu vahşi tutkusuyla başlamıştı ya biraz da mesele, en erdemli olduğu zamanları yansıtır. Almanlar buna milli ruh diyecekler, karakter diyecekler. O milli ruhu yansıtan bu halk edebiyatı unsurları, anonim halk edebiyatı unsurları değerlenecek, toplanacak, işlenecek ve millet onun etrafında birleşerek yeni bir terkip meydana getirecek, yeni bir kültürel sentez meydana getirecek. Bu yolla Almanlar birleşecekti, Fransızlaşmanın önüne geçirecekti. Dolayısıyla halka doğru gidin diyordu. Ziya Gökalp'in yazdığı derginin adının halka doğru olması hiçbir tesadüf değildir. Doğrudan Fransızca üzerinden Fransa'dan almaktan ziyade bazı fikirleri bu dönemde Kazan Tatarlarından yani Sadri Maksudi Arsallardan tutun da o dönemin Türkçülük ideolojisinin önde gelen isimleri Rusça üzerinden Avrupa'da olup biteni biliyorlar, takip ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki Türkçülere de bazı bilgilerin, bazı davranış tarzlarının bu yolla geldiğini düşünüyorum. Bunlardan birisi de bu halka doğru adını taşıyan dergi olmalıdır. Ama artık bir değişim noktası, dönüşüm noktası, halk biliminin öneminin farkındalar ve artık Osmanlı'yı oluşturan ulusları bir arada tutmakla ilgili Osmanlıcılık bitmiştir. Çünkü herkes kendi yoluna gitmiştir. Müslüman unsurları bir arada tutalım diye gayret gösteren İslamcılık politikası da iflas etmiştir, bitmiştir. Onlar da kendi yollarına gidiyorlar. Bari hiç olmazsa Devlet-i Ali Osman'ın kurucu unsuru, asıl unsuru, tarih boyunca kan ve kemik bedelini ödeyen Türkler de kendi yurtlarına, kendi ülkelerine, kendi ulus devletlerine sahip olsunlar fikridir Türkçülük bildiğimiz gibi. Bu anlamda Türkçülüğe yönelmeyle birlikte eş zamanlı olarak halk bilimi çalışmalarının, Türk halk bilimi çalışmalarının, Türkler eliyle yapılan Türk halk bilimi çalışmalarının başlaması hiç tesadüf değildir. Aşağı yukarı aynı yıllarda, 1-2 yıl önce işte Türk dergisi çıkarken ilk derlemeler yapılacak, yazılı kaynaklardan destanların, atasözlerinin benzeri halk edebiyatı unsurlarının birdenbire değer kazandığı ve bunları derlemeye, değerlendirmeye yönelik eğilimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu dönemde tabii ki Türkolojinin banisi Mehmet Fuat Köprülü, efendim filozof Rıza dediğimiz Rıza Tevfik Bölükbaşı, Ziya Gökalp'i takip eden halk bilimiyle ilgili diğer iki yazıyı yazacaklar. 13, 14 ve Dünya Savaşı'na giriyoruz. Dünya Savaşı yıllarında da teşkilat-ı mahsusa ve İttihatçılar Marif Derneği, Marif Cemiyeti marifetiyle çok yönlü araştırmalar yaptırırlar. Aslında çok da fazla üzerinde durulmadı bu meselenin. İsmail Görkem Hoca biraz uğraştı bir kıyısıyla. Yani Kurtuluş Cihan Harbi yıllarında sosyal araştırmalar yapılır Türkiye'de. Yani Baha Tevfik, efendim Yusuf Ziya Yörükan, İstanbul Darülfünun'un İlahiyat Fakültesi'nin dinler tarihi müderrisi, profesörü Yusuf Ziya Yörükan rahmetli mesela, o yıllarda tahtacı Türkmenleri arasında Ege'de, Akdeniz'de katılımlı alan araştırmaları yapar. Türkiye'deki ilk katılımlı derlemelerdir bunlar. Efendim yine çok yaygın olan İhsan Sezai kardeşlerin Ege bölgesi başta olmak üzere
müzik derlemeleri, halk müziğiyle ilgili derlemeleri. Tabii halk müziği ve danslar hemen ön plana çıkacak. Bunun nedeni Avrupa'da da böyle oldu. Bildiğiniz gibi bizatihi Herder'in kendisi halka doğru gidin deyip halka nasıl gidileceğini göstermek için doğrudan doğruya kendisi çıkacak, derlemeler yapacak. O zamana kadar hiç itibarı olmayan halk türkülerini, halk şarkılarını, folksikletleri derleyecek, toplayacak ve yayınlayacak. Uygulamalı halk biliminin ilk işe koşulan, kullanılan kısmı türkülerdir, şarkılardır, danslardır. Eş zamanlı olarak ortaya çıktılar. Dolayısıyla başlangıçta halk biliminin kadrosundaki şu üç şube, yani halk edebiyatı ya da sözlü edebiyat, efendim bugün etnomüzikoloji diye neredeyse ayrı bir disiplin haline dönüşmüş olan halk müziği çalışmaları ve halk dansları, halk oyunları çalışmaları eş zamanlı olarak başlayacak, gelişecek. Geniş kitleleri etkilediği için milliyetçilik mücadelesinde geniş kitlelere var olma, bir olma, ortak kimlik kaygısı ve duygusu vermesi bakımından halk dansları, halk oyunları çok öncelikli bir yere sahip. Dolayısıyla hemen hemen disiplinin kuruluşundan itibaren bu uygulamalı olan unsurlar hemen ön plana çıkacaklar ve işlenecekler. Bizde de macera çok farklı değil. Avrupa'nın bir yüzyıl, tam bir yüzyıl gerisinden geliyoruz. Ama aşağı yukarı kelimenin tam anlamıyla onların takip ettiği merhaleleri takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü halk müziği derlemeleri, halk dansları, hatta folklor kelimesinden önce konuya yönelen 1900'de Raks adlı meşhur makalesi ve o konudaki yazılarıyla Rıza Tevfik Bölükbaşı denilebilir ki halkiyat ifadesiyle ifade edilen çalışmalardan çok daha önce bunları başlattı. Bu tür bir aydınlığın olduğunu biliyoruz zaten. Yani Ziya Paşa'yı düşünün. Ziya Paşa'nın meşhur şiir ve makalesinde şiir ve inşada işte halk müziğiyle ilgili, bizim türlerimizle ilgili, şiirimizle ilgili yazıları ortada. Dolayısıyla Osmanlı aydınları halk biliminin farkındaydılar ama bir zamanlama yapıyorlardı ve bu zamanlamada bana öyle geliyor ki bu İstiklal Harbi, Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki Maarif Cemiyeti gibi cemiyetler ya da adı konmasa bile ayrı bir programa bağlı olarak Osmanlı entelejansiyasının en azından 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren halk biliminin çok iyi farkında olduğu, bununla ilgili ne tür çalışmalar yapıldığı, yapılmakta olduğunu takip eden bir grubun olduğunu düşünüyorum. Bu Türk halk biliminin biraz daha araştırılarak, biraz daha belge ve bilgi bulunarak ortaya konulup yazılması gereken bir kısmı gibi gözüküyor. Çünkü bir anda halk bilimi çalışmaları çok hızla parlayacak bizde. Dünya Savaşı esnasında Anadolu'daki gruplar, bu grupların ne bileyim işte Tahteci Türkmenleri, Çetbiler, Aleviler, Bektaşiler, değişik tarikatlar, cemaatler ya da farklı etnisiteler, bunlar bir şekilde elden geçirilecek, orada derleme faaliyetleri yapılacak, taranılacak. Yani durumları nedir, güvenlik açısından durumları nedir, sosyal, kültürel özellikleri nelerdir, bu tür bilgiler derlenecek, en azından bu işleri yapabilecek hazır bir kadronun olduğunu görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda malum ikinci Kurtuluş Savaşı başlayınca, Kurtuluş Savaşı yıllarında yani İngiliz süngüleri altında çalışamayınca Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı bilindiği gibi bu defa Ankara'ya, o kapatılan Meclis-i Mebusan Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak açılacak ve onun atadığı vekiller, bakanlar arasında yer alan meşhur Rıza Nur
efendim Hars Dairesi diye bir daire kuracak. Yani kültür dairesi, kültür çalışmaları yapan bir yer. Kurtuluş Savaşımızın, İstiklal Savaşımızın o canhıraş mücadelesi esnasında bile öğretmenlere, okullara gönderdiği tamimlerle halk bilimi derlemeleri yaptıracaktır. Yani şu şuur seviyesine bakar mısınız? Bu bir anda böyle 5 yılda, 10 yılda herkesin anlayacağı, fark edeceği bir yapı değil. Aşağı yukarı alttan alta işleyen bir şuurun olduğunu gösterir bize. Bir yapının olduğunu gösterir. Tabii ki savaşı kazandık. Savaşı kazanır kazanmaz da bu defa 1927 yılında Anadolu Halk Bilgisi Derneği'nin kurulması. Yani genç bir cumhuriyet, birkaç yıl geçmiş bir halk bilimi derneği kuruluyor. Bir yıl sonra da Türk Halk Bilgisi Derneği adını alacak. 27-28, 1932'ye kadar devam edecek. 1932'de Atatürk, Türk Dil Kurumu'nu ve Türk Tarih Kurumu'nu kurarken Türkiye'deki bütün dernekleri kapatıyor. Başta Türk Ocakları olmak üzere. Maalesef bu esnada Türk Halk Bilgisi Derneği de kapatılıyor. Kapatıldığı esnada Türkiye'de 111 şube açmış durumunda Türk Halk Bilgisi Derneği. Yani bir derneğin 7 tane en az kurucusunun olduğu düşünülürse 770 kişi, 777 kişilik bir aydın grubu Türkiye'de halk bilimi dernekleri açan, ki bunlar Halk Oyunları Derneği'nden ziyade profesyonel anlamda halk bilimi derlemeleri yapan, önce Halk Bilgisi Mecmuası'nı, sonra Halk Bilgisi haberlerini yayınlayan, buradaki yayınlara baktığımızda yani dünyanın aktaran kadrolar oluşturan, ki ilk kadro ilk yazıdaki Ziya Gökalp'le beraber başlıyor. Çok organize, çok şuurlu bir halk bilimi hareketi görüyoruz. Bugün bile biz Türkiye'deki bütün halk bilimciler bir araya gelsek, Türkiye'deki halk bilimi çalışmalarındaki belki de en büyük eksiklik olan bir halk bilimi derneğini, yani American Folklore Society gibi, Amerikan Halk Bilimi Derneği gibi, ne bileyim İngiliz British Folklore Society gibi bir derneği kurmaya kalksak, yani öyle 777 kişilik bir üye bulmak, 111 yerde şube açmak, acaba bunu başarabilir miyiz diye ciddi soru işaretleri var kafamda. Dolayısıyla Türkçülük hareketiyle iç içe bir yapı olduğu için, yani o devrin Türkçüleri, Türk milliyetçileri, Türk devletinin, Türk milletinin bekası için, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi, ilelebet var olması için halk bilimini en önemli kaynaklardan birisi bilmişler, ona sarılmışlar. Bu onu gösteriyor. Müthiş bir biçimde bir aydın kenetlenmesi var etrafında. Zaten Türk Ocakları'na bağlı aydınların organize ettiği o yapı, ki kapatıldığında da dernek, biliyorsunuz, aynı aydınlar, aynı Türk Ocaklı aydınlar Atatürk'ün isteği üzerine halk evlerini kuracaklar, halk evlerinin örgütlenmesini yapacaklar ve halk evleri de muhteşem bir başarı hikayesi olarak ortaya çıkacak ve gelişecek. Aynı isimler, aynı Türkçüler, aynı Türk milliyetçileri onlar organize ediyorlar. Nitekim bir ara baktım da epey mukayese de ettim. Doğrudan doğruya aynı isimler. Teşkilatların adı değişiyor, isimler aynı. Mesela benim memleketim olan Ayvalık'ta 1924 yılında Türkiye'nin en zengin, en büyük dördüncü Türk ocağı Ayvalık'ta. Doktor Fazıl Doğan adlı muhteşem bir
Midillili muhteşem bir Türk milleti tarafından kurulmuş. Efendim 5-6 yıl sonra kapatıldığı halk evi kuruluyor Ayvalık'ta. Halk evini, Ayvalık'ta halk evini kuran isim gene aynı isim. Gene Doktor Fazıl Doğan. Dolayısıyla bunu görebiliriz Anadolu'da da. Bunlar zaten halkiyatın, halk biliminin veyahut işte aynı eş anlamlı olarak kullanıyorum, halk edebiyatının önemini bilen isimlerdi. Ve hemen hemen çıkan bütün halk evi dergilerinde de ilk döneminde hepsinde bildiğimiz gibi halk edebiyatı ile ilgili işte yöresel şairler, aşıklar, onlardan derlemeler, onlarla ilgili programlar, günler, onların şiirlerinin yayınlanması ya da işte masallar, halk hikayeleri. Kısaca illaki dergi ne olursa olsun, nerede olursa olsun o halk evi dergilerinin bir kısmı doğrudan doğruya halk bilimi çalışmalarıyla ilgilidir ve ilişkilidir. Evet, orada da 9 şubeleri vardı. Dil, Tarih ve Edebiyat Şubesi direkt bu dergileri çıkartıyorlardı zaten. Evet, aynı zamanda etnografya adıyla yapılan faaliyetler, yani etnografya sanki bizim dışımızdaymış gibi duruyoruz biz Türkiye'de halk bilimciler, ama etnografya doğrudan doğruya halk bilimidir. Yani biraz etnoloji yakınlığı var o dönemde. Fakat etnoloji Türkiye'de antropoloji gibi hiçbir şekilde gelişemedi. Etnoloji ve antropoloji dünyada sömürgeci uluslarda değişir. Biz sömürgeci bir ulus değiliz. Biraz da onun için etnolojinin ve antropolojinin Türkiye'de gelişme ihtimali her şeye rağmen oldukça zayıf. Yani dünyada halk biliminin şampiyonu olan, kurucusu, başlatıcısı, lideri olan Finlandiya'da antropolojinin durumu komiktir. Epey sömürgecilik de yapmış olan İsveç'te bile antropoloji çok gelişmez. Yani doğrudan doğruya. Almanya'da bile antropoloji inanılmaz güçlü, çok iyi bir yerde falan değildir. Sömürgecilikle alakalı boyutu itibariyle böyle bir arka planı var. Türkiye'de de bizden daha çok kaynak aktarılmasına, fırsat verilmesine rağmen etnoloji ve antropoloji gelişememiştir. Yani halk bilimi inanılmaz zayıflıklardan ve zorluklardan geçerek geliyor, gelişiyor. Etnolojiden, antropolojiden çok çok gelişmiş durumda. Dolayısıyla etnografya dediğimizde etnografya halk bilimine daha yakın, yatkın bir şekildedir. Nitekim Türk Etnografya Müzesi'ni kuracak Doktor Menzaroş adlı Macar halk bilimci İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin son yıllarından itibaren başlayacak. Bildiğimiz gibi Ankara'da tamamlayacak Etnografya Müzesi'ni. Doğrudan doğruya bir halk bilimi müzesi olarak tasavvur edilmiş, düşünülmüş, ortaya konulmuştur. Ve yanlış hatırlamıyorsam Türk Etnografya Müzesi'nde 9 kişilik bir halk bilimi, folklorcu kadrosu vardır. Bunlar 50'lere kadar kullanılacak, orada çalışan halk bilimciler olacak. Ama 50'lerden itibaren halk bilimi üniversitenin dışında olduğu için, folklor üniversiteden uzaklaştırılmış olduğu için biz halk bilimciler Türk Etnografya Müzesi'ndeki bu kadrolara sahip çıkamayacağız. İş bulamadığı için arkeologlar Türkiye'de müzeci olmuşlardır bildiğimiz gibi. Anadan doğma hepsi müzeci olarak geçer. Yani sadece arkeoloji müzeleri de değil, Türkiye'deki bütün müze işlerine yakın zamanlara kadar sadece arkeologlar bakardı. Maalesef doğrudan doğruya folklorcu olması gereken Türk Etnografya Müzesi'ndeki o 9 kadroyu da aşağı yukarı yarım yüzyıldan fazladır arkeologlar işgal etmiştir. Türkiye'deki Türk halk biliminin kanuni hakkı olan ve kaybettiğimiz unsurlardan birisi de budur. Er ya da geç Türk halk bilimcileri olarak Türk Etnografya Müzesi'nde ve diğer etnografya müzelerindeki bu bizim hakkımız olan, bize ait olarak meydana getirilmiş olan bu kadrolara sahip çıkmalıyız. Neyse, tekrar...
Bir parantez Evet. açabilir miyim hocam? Kültür Tabii ki. Bakanlığı'nda kültür araştırmacısı olarak daha 5-10 yıl öncesine kadar halk bilimciler de yer almıyordu. Yine etnologlar çalışıyordu. Ya da zaman zaman değişen genel müdürlere göre bazı dönemlerde alınıyor, bazı dönemlerde alınmıyor. Zaten sadece Hacettepe ve Dil Tarih'ten halk bilimci mezun alıyordu. Hacettepe halk biliminin ya da Hacettepe ekolünde Türk halk bilimi filolojiyle içli dışlı olduğu için bizim mezunlarımız öğretmen olabiliyor eskiden beri. Her zaman için Türkiye'de öğretmenliğe daha iyi para verdiler. Yani HAGEM her zaman için neredeyse asgari ücretten biraz daha fazla para verdi. Dolayısıyla bizim mezunlarımız, öğrencilerimizden 200 kişinin haricinde hiç kimse HAGEM'de işe başlayıp orada kalmadı. HAGEM'den bizim öğrencilerimizden bugüne kadar işe başlayıp emekli olan bir kişi var. Diğerleri oradan milli eğitime geçtiler, başka başka işlere dönüştüler. İmkanları çok. Ama Dil Tarih Coğrafya Fakültesi eş zamanlı olarak Hacettepe ile tekrar işe başlamasına rağmen programlarındaki eksiklikler dolayısıyla programlarındaki eksiklikleri telafi etmeme inatları nedeniyle mezunları çoğunlukla iş bulamadı. Maalesef diplomalı köfteci oldu birçoğu. Bunu söylemek bile ayıp, utanç verici. Ama bu nedenle de sıkıntılar çıktı. Bu nedenle mesela tekrar etnolojiyle beraber birleşmek zorunda kaldı oradaki halk bilimi bölümü. Ayrı ayrı bölümler olduğu halde. Dolayısıyla Türkiye'de bir bölüm kurmak, bir program kurmak çok rastgele, çok aceleye getiriliyor. Yani Amerikalılar bir program kuracakları zaman üzerinde çok uğraşırlar ve onlar marketable mı diye sorarlar. Yani pazarlanabilir mi, müşterisi olur mu, geleni gideni olur mu, buradan mezun olunca bu insanlar ne iş yapacaklar vesaire. Türkiye'de buna dikkat edilmediği için, dikkat edilmeyen yerlerde, bölümlerde ki bunlardan birisi de maalesef halk bilimdir, bu tip hikayeler yaşandı. Ama biz yine Türkiye'de halk bilimi çalışmalarının tarihçesinden bahsediyorduk. Ona dönelim. İstanbul'da yani Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kurulacak Darülfünun'da. Efendim 1924 yılında meşhur Türkiyat Enstitüsü kurulacak Atatürk'ün isteği ve emriyle. Ve Mehmet Fuat Köprülü burada ilk akademik halk bilimcileri yetiştirecektir. Türkiye'de akademik halk bilimcilerin yetiştiği ilk yer İstanbul Üniversitesi ki zaten tek üniversitede bildiğiniz gibi. Oradaki Türkiyat Enstitüsü çok özellikli, öncelikli bir yere sahip. Efendim Pertevin Ali Boratav Hoca'dan tutun da Şaik Gökyay'a, Şükrü Elçin'e bütün bu ilk kadro tamamen rahmetli Mehmet Fuat Köprülü'nün öğrencileridir. İlk akademik halk bilimi çalışmalarına orada başlayacaklar, orada yetişecekler. Tabii onlar içerisinden yetişen mesela Pertevin Aili Boratav Hoca, Pertevin Aili Boratav Hoca 30'lu yılların sonunda Almanya'ya gönderiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Sümerolog olmak üzere Sümeroloji tahsil edecek. Yani Almanya'ya gidip orada eğitim gördüğünde halk bilimci olmak için gitmiyor. Halk bilimi eğitimi almıyor. Sümerolog olmak amacıyla gidiyor. O konuda yetişmeye çalışıyor. Ama maalesef tatsız ve talihsiz olaylar meydana gelecek. Bir yıl sonra tekrar Türkiye'ye çağıracak onu devlet. Öğretmen olarak işe başlayacak ve ondan sonra birkaç yıl içerisinde de Dil Tarih Coğrafya Fakültesine doçent olarak atanacaktır. Folklor ve halk edebiyatı dersleri vermek üzere. Daha sonra da bunu Türkiye'deki bu adı taşıyan ilk ana bilim dalını kuracak. Maalesef kurduktan
yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki yıl sonra da bu defa başka bir talihsizlikle karşılaşılacak. Stalin'in tam bizden Boğazları ve Kars, Ardahan, Artvin'i istediği zamanlar. Dolayısıyla yani bir cadı avının yapıldığı dönemler. Komünist Partisi'ne yönelik olarak tavırlar alınıyor, tutuklamalar var. Aynı şartlar altında da bu defa Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki folklor ve halk edebiyatı ana bilim dalının da ödenekleri kesilecek. Doğrudan bölüm kapatılmamıştır, ödenekleri kesilecek ama neredeyse eş anlamlı bir şekilde. O zaman Pertev Naili Boratav Hoca, onun asistanı ve ilk doktorantlarından İlhan Başgöz Hoca, orada çalışamaz hale gelecekler, yavaş yavaş yurt dışına gidecekler zaman içerisinde. Yine ilk doktorantlardan Mehmet Tuğrul, Dil Tarih'te doktorasını tamamlayanlardan. Zannediyorum üçüncü isimde hemen onların biraz sonrasında rahmetli Şükrü Elçin Hoca oradan doktorasını tamamlayacak. Ve bu 48'den 1948'de olacak bu olay. 48'den 68'e kadar Türkiye'de 20 yıl halk bilimi ile akademik olarak uğraşan, akademide halk bilimi eğitimi ve öğretimi durmuştur denilebilir. İstanbul zaten 40'lı yılların ortalarından itibaren Mehmet Fuat Köprülü Hoca'nın politikaya girmesiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki halk bilimiyle ilgili çalışmalar neredeyse durur. Türkiye tenisindeki çalışmalar neredeyse durur. Mezun olan, yetişen isim yok bu dönemde. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde adını andığımız işte Pertev Naili Boratav Hoca'nın etrafında oluşan bu yapılanış da susunca 1948'de 58'e kadar yükü rahmetli İhsan Hınçer, tabii önce Kemal Akça zannediyorum İhsan Hınçer'le beraber iki yıllık bir şey çıkaracaklar. Folklor Postası diye bir dergi çıkaracaklar. İki yılın sonunda İhsan Hınçer ayrılıp o dergi kapanınca kendi başına Türk Folklor Araştırmaları dergisini 1979 yılına kadar 366 kusur işte o kadar uzun bir dergi olarak çıkaracak. Aylık bir dergi. Ve Türkiye'de halk bilimi çalışmalarının tabir caizse amiral gemisi TFA dediğimiz Türk Folklor Araştırmaları dergisi. O yürütecek onu. Yani o dönemin Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu. Sosyolog ama halk bilimiyle iç içe ve halk bilimine yönelik çok çalışması, gayreti olan o dernekleri, dernekleşmeleri sağlayan isimlerden birisi. Fransa'da doktorasını almış, önde gelen bir isim. Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu'nun yazılarını yazdığı, yayınladığı yerlerden birisi. Ayrıca kendisi İş diye bir dergi çıkaracak, orada da neşriyat yapacak. Dahası İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Türkiye'deki ilk halk bilimi müzesini kuracak. Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu iktisat folkloru üzerinde Türkiye'de çok yazmış, çok çizmiş bir isim. Ve İktisat Fakültesi'nde de iktisat folkloru ve halkiyatla ilgili bir müze kuracak. Ama maalesef hoca emekli olur olmaz, dekanlıktan ayrılır ayrılmaz. Bir gece birileri gelecek ve bu müzeyi çalıp götürecek. Kaybolacaktır. Hala daha bulunamadı. Türkiye'de bazı mihraklar var ki şuurlu bir biçimde halk biliminin bu millete sağlayacağı yardımları, faydaları ortadan kaldırmaya yönelik iyi bir hücreler sistemi var Türkiye'de. Kaç tane hücre var bilmiyorum. Kaç tane mihrak var bilmiyorum. Ama Türkiye'de Türk folkloruyla, Türk halk bilimi çalışmalarıyla kıyasıya uğraşan, mücadele eden
Türk milletinin ve Türk devletinin Türk halk biliminden gereken gücü, imkanı bulmasının ortadan kalkmasını temin etmeye çalışan bir takım mihraklar vardır. Kimlerdir bunlar bilmiyorum. Ama bunların yaptığı bu tip eylemler var. Bir tanesi İstanbul İktisat Fakültesi'nde kurulan Türkiye'deki bu ilk halk bilimi müzesidir, arşivdir. Tabii ki Süheyl Ünver, milletimizin son hezarfan çelebilerinden birisi, rahmetli Süheyl Ünver Hoca, tıp profesörü ama onun yanı sıra binbir başka disiplinde de faaliyet gösteren muhteşem bir kültür adamı rahmetli. En çok çalıştığı alanların başında da halk bilimi gelir. Halk bilimiyle ilgili pek çok yazısı, kitabı, çalışması var. Hatta yurt dışında o yıllarda uluslararası bazı sempozyumlara katılan 2-3 isimden birisidir. Birisi Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu hocadır. Bir diğeri de Süheyl Ünver'dir. Hem akademisyen olmaları hem çok iyi Fransızcalarının olması dolayısıyla dış dünyayla temasları sağlayan isimlerdendir. Bütün bu isimlerin yazdıkları önemli yazılar hep TFA'da yayınlanır. Diğer tabii o erken dönem kadrosunda yetişmiş isimler. Anadolucuların en önemli isimlerinden birisi Mehmet Halit Bayrı. Mehmet Halit Bayrı o en erken dönemdeki Türkçülerden birisi. Anadolu Dergah yani Yahya Kemal etrafındaki o isimlerden birisi. Ve erken dönem en önemli çalışmaları yapan isimlerden birisi, belki de birincisi. Meşhur Türk Halk Bilgisi Derneği ve Halk Bilgisi Haberleri 32'de halk evleri kurulunca onlar kapatılmaz. Eminönü Halk Evi'nin dergisi haline gelecektir Halk Bilgisi Haberleri. Ve Türk Halk Bilgisi Derneği'ni oluşturan önde gelen isimler Eminönü Halk Evi'ni kuracaklar. Eminönü Halk Evi'nde faaliyetlerini devam ettireceklerdir. Allah'tan böyle bir yola gidilmiş ve kesintinin, zararın olabildiğince en az hale gelmesini sağlamışlardır. Yine en önemli isimlerden birisi Mehmet Halit Bayrı. Yine o dönemlerde... Ahmet Baha'yı da ekleyebilir miyiz hocam buna? Tabii ki Ahmet Baha var. Müşfika Hanım var, Abdülkadir İnan var. Sovyetler Birliği'nde devrimden sonra kaçıp Türkiye'ye gelen Zeki Veli Toğan'la onun eşi o var. O önemli isimler onlar. Yani böyle bir İstanbul'da önemli bir grup var. Ve buna paralel Ankara'da da bu oluşum. Cahit Öztelli'yi de Eflatun Cem Güney'i de bunun içerisine katabiliriz herhalde. Bir sonraki kuşak olarak belki o ilk kuşak olmasa bile ilk kuşağın yaptığı faaliyetlerle yetişen isimler olarak düşünülebilir. Ya da hemen onların ardı sıra gelenler. Yani 111 yerde dernek faaliyet gösteriyor. Mesela Pertevlali Boratav'ın dayızadesi meşhur Ahmet Şükrü Esen. Ahmet Şükrü Esen bir savcıdır, hakimdir ama Türk halk bilimi çalışmalarına gönül vermiş birisindir. Bulunduğu her yerde devamlı sistematik olarak derlemeler yapar, cönkler derler, toplar. Yani büyük iştiyaklar içerisinde olan geniş bir Türkçü, Türk milliyetçisi, Türk ocaklı kadro zaten ayaktadır. Karacaoğlan ve Dadanoğlu'yu da Ahmet Şükrü Esen galiba. Şiirlerini topluyordu Karacaoğlan. Tabii ki. Yani çok geniş bir ilgi alanları var. Rast geldikleri her şeyin peşindeler. Yani cönklerin derlenmesi, toplanması. Ne bileyim Raif Yakenci adında meşhur bir sahaf var İstanbul'da. Belki de Türkolojinin en önemli isimlerinden birisi olarak saymak icap eder. Çünkü cönkler konusunda, mecmualar konusunda yaptığı derlemeler o konudaki şuuru nedeniyle milletimize büyük hizmetlerde bulunmuştur. Ama politikaya girilince yani 1945 sonrası, 46 seçimleri sonrası, hele hele 50 seçimleri ile beraber Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber
Bu geniş kadro, bunların bir kısmı zaten vefat etmiştir muhtemelen. Bir kısmı da politikaya girmişlerdir ve tekrar Türk Halk Bilgisi Derneği'ni açtığında Türk Folklor Araştırmaları Dergisi'ni yayınlayan İhsan Ünçer, maalesef genel merkezini bile doğru düzgün kuramazlar, genel merkezini bile finanse edemezler. Kendi parasıyla İstanbul Belediyesi'nde çalıştığı, muhasebeci olarak çalıştığı mütevazi maaşıyla bunları finanse etmeye çalışacaktır İhsan İnçer. Yani bir dönem, bir 15-20 yılda bir nesil içerisinde başladığının tam tersine dönen bir hal, bir şekil. 68 diye rakamlar uysun diye söylüyorum öyle. Mehmet Kaplan Hoca'nın Erzurum'da, yani hocasının Ahmet Hamdi Tanpınar'ın anlattığı epik destanlar, hikayeler, kahvelerle ilgili çizdiği tablolardan hareketle orada işbaşı yapacak ve meşhur Behçet Mahir'i derleyen gençleri yetiştirecek. İşte rahmetli Bilge Hanım, efendim bizim Saim Hoca, Umay Hocamız, Bilge Hanım Hoca, efendim Fikret Hoca, Saim Hoca ve Erciş'li Emrah'ı çalışan armağan çıkardım rahmetli hocaya ama adını şu anda hatırlamıyorum. O hocamız, Muhan Bali Hoca, evet. Muhan Bali Hocamız ki ilk asistan orada odur, diğer hocaların bile hocalığını yapacak. Ve Ensar Arslan, o ekibi orada yetiştirecek. Yani bir nevi halk biliminin akademiye tekrar intikali sağlanıyor orada. Dil tarihte de doğrudan halk biliminden gelmese bile yakın disiplinlerden Türk halk bilimiyle ilgili çalışıldı sayılabilir. Metin Ant Hoca halk efendim tiyatro çalışmalarıyla, halk tiyatrosu ile ilgili çalışmalarla, Özdemir Nutku Hoca, tabii ki Erden Tuğ'un yani sosyal psikolojide, etnolojide, antropolojideki oradaki çalışmalar, onları inkar etmiyoruz. Onları da biz kabulleniyoruz. Ve o yapı üzerinde devam ede gelen efendim Orhan Acıpayamlı Hoca ve Sedat Veys Örnek Hoca. Aynı şekilde Ankara İlahiyat Fakültesi'nde dini folklor çalışmalarını baştan devam ettiren, benim de hocam olan Profesör Doktor Hikmet Tanyu Hoca. Bütün bunlar Türk halk biliminin akademide değişik mecralarla beraber yavaş yavaş yer almasını sağlayacak. Önemli bir gelişme. Bu süreç 1980'de daha sistematik hale gelecek. 1980'de hocamız Profesör Doktor Dursun Yıldırım Hoca YÖK'e bir tasarı sunacak. Halk bilim bölümlerinin, ana bilim dallarının açılması için. 84 kabul edilince uygun ve yeterli öğretim üyesine sahip yerler açabilir şeklinde Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Türk Halk Bilimi ana bilim dalı kurulacak. Ayrı bir programa sahip, ayrı öğrenci alan, mezun eden bir yer olarak. Dil tarihi açılacak ama dil tarihi çok kısa sürede bağımsız bölüme dönüşecek halk bilim adıyla ve bugün de halen devam ediyor. 80'den günümüze bu süreç gittikçe hızlanarak devam ediyor. Yani Erzurum'da yetişenlerden Fikret Türkmen Hoca İzmir'e gidecek. İzmir'de o ocağı yakacak, Türk Halk Bilim Ocağı'nı yakacak. Orada yayılıp genişleyecek. Daha sonra işte Türk Dünyası Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nü kuracak. Onun içerisinden mezunlar verecek. O mezun olanlar Türkiye'ye yavaş yavaş yayılacak, yaygınlaşacak. Ama bütün buna rağmen biz Türkolojinin 5. ana bilim dalıyız ama YÖK'e girip baktığınız zaman halk edebiyatı veya halk bilimci adıyla Türkoloji bölümlerinde, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde istihdam edilen halk bilimci sayısı eski edebiyatçıların yarısı kadar. Yeni edebiyatçıların yarısından da az, dilcilerin yarısından da az. Hala onlara yakın bir sayıya ulaşamadık. Bunu yuvarlak rakamla 50 yıllık üniversiteden terk edilmişliğimizin, akademinin dışına itilmişliğimizin bir sonucu olarak görüyoruz. Az önceki komple teorimi tekrarlıyorum.
Türkiye'de bir takım yerler, bir takım mihraklar bu millet ve devlet Türk halk biliminden yararlanmasın, yeterince yararlanmasın, yeterince iyi insanlar yetiştiremesin, istifade edemesin diye halk biliminin bu uzaklaştırmayı da, bu 50 yıllık akademinin dışına itilmeyi de bu şekilde düşünüyorum. Bir başkası mesela en son bu tip uygulamalardan bir tanesi de halk bilimi ve halk edebiyatı adıyla ayrıştırmadır. Bu da yine bizim alanımıza, disiplinimize, Türk halk bilimine yapılan bu komple teorisinin bir uzantısı olarak ben bunu görüyorum. Halk edebiyatı, halk biliminin içindeki bir alt kadro unsuru. Bu şekilde biz her birisini ayrı ayrı bir ana bilim dalı yapmaya kalkarsak birkaç yüz tane adımız gerekir. İmkansız için böyle bir şeye tevessül bile etmemişken, ama maalesef bazı arkadaşlarımız da farkında olmadan bu tip şeye alet oldular. Nefisleri, hevaları, hevesleriyle o kapışmalar, kişisel kavgalar disiplinin başına yeni bir bela açmak üzeredir denilebilir. Bugün Hacettepe'deki bölüm, Hacettepe'deki Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı yok kararıyla ve bir takım bizim dışımızdaki mihrakların uğraşısıyla bağımsız bölüm haline dönüşmüş durumda. Bizden Gazi'ye geçen Öcal Bey, Gazi'de o bir Türk Halk Bilimi bölümü kurdu. Aynı şekilde Nevşehir'de bir Türk Halk Bilimi bölümü var. Sivas'ta bir Türk Halk Bilimi bölümü var. İçinde pek Türk halk bilimci olmayan Erciyes Üniversitesi'nde bir Türk halk bilimi bölümü var. Zannediyorum Ardahan'da kuruldu. Daha birkaç yerde öyle. Her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Ama bu Türk halk bilimcilerin başına örülen yeni çorap, yeni tuhaflık halk bilimi ve halk edebiyatı ayrımını en kısa sürede ortadan kaldırmalıyız. Bunu YÖK'e anlatmalıyız. Ve Türk halk biliminin bu şekilde mayoz bölünme yoluyla değil de daha güçlü bir şekilde bütün Türkiye'yi ve Türk dünyasını saracak, sarmalayacak şekilde disiplinimizin güçlenmesini sağlamak zorundayız. Bununla ilgili stratejiler geliştirmek zorundayız. Ama maalesef bu halk bilimi, halk edebiyatı ikizleşmesini, çatlağını ortaya çıkaranlar bizim bakışımızı, gücümüzü içimize, birbirimize harcayacak şekilde bir dayatmayla karşı karşıyalar. Şu anda zannediyorum disiplinimizin en büyük problemi bu. Ana hatlarıyla Türkiye'deki halk bilimi çalışmalarının genelini bu şekilde derleyip toplayabilirim başlangıcını. Çok teşekkür ederiz hocam. Başlangıçta İknos Kunoş Ahmet Vefik Paşa'nın konuşmasının aralarındaki folklor sözcüğünün kullanımının da biliyoruz tabii. Bizim aslında o dönemlerde folklor disiplinine, halk bilimi disiplinine yabancı olmadığımızı bu konuşmadan da Ahmet Vefik Paşa'nın da ifade etmesinden de anlıyoruz. Diğer taraftan Ahmet Vefik Paşa tabii önemli bir isim. Müntebaat-ı Emsal Türkiye'yi yazıyor, Lehçe-i Osmaniye'yi yazıyor. İlk atasözlerini derliyor, bir araya getiriyor. Yani halk bilimi çalışmalarını da aslında başlatıyor. Ama bu işi aslında yani Herder Almanya'da, Grimm kardeşler, Türkiye'de ise Ziya Gökalp bir noktada başlatıyor ve Fuat Köprülü benzetmesi yapmamız herhalde çok da yanlış olmaz herhalde, değil mi hocam? 1913 ve 1914 yıllarında ve daha sonra 2020'deyiz. 100 yıllık bir süreç geçecek halk bilimi çalışmalarından. O günden bugüne. Geçti 100 yıldan fazla. Bir süre... İkinci yüzyılımızdayız. İkinci yüzyılımız olacak neredeyse. Bu anlamda peki halk biliminin toplumsal rolü ve işlevinde ne gibi bir değişiklikler oldu? Mesela 100 yıl öncesinde nasıldı? Romantik milliyetçilikle başlayan süreç günümüzde nasıl ilerliyor hocam? Romantik milliyetçilikle başladı. Ama Batılılar milliyetçilikten nefret edermiş gibi davranırlar son 50 senedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana. Böyle imiş gibi davranırlar ama hiç de öyle değildirler. Yani ben bugüne kadar milliyetçi olmayan, kültürünün farkında, şuurunda olmayan bir Batılı halk bilimci bir yana, bir Batılı aydına rast gelmedim, okumuşa rast gelmedim. Dolayısıyla halk bilimcileri zaten hayda hayda kendi kültürlerinin farkındadırlar ve onun şuurundadırlar.
milliyetçi olmadıklarını söylemelerine, iddia etmelerine rağmen hala çok ciddi ciddi milliyetçidirler. Yani romantik milliyetçilik belki devrini tamamladı. Daha reel, daha romantik olmayan ama işe vurup operasyonel milliyetçilikler ortaya çıkar. Yani mesela kendi içlerindeki toplumsal sıkıntıları kontrol etmek üzere araştırmalar yaparlar. Amerika Birleşik Devletleri gibi yani 72,5 milletten oluşmuş bir milletin folkloru ulusal bütünlüğünü sağlamada nasıl kullandığını merak edenler Smithsonian Enstitüsü'nün çalışmalarına bakmalıdırlar. Hemen her beldede, ilçede, şehirde hemen her yıl birkaç tane büyük festival yapılır ki orada festivaller bizim gibi içi boşaltılmış yapılar değildir. Yani birinci uluslararası geleneksel tuhaf festivaller yapıyoruz ya. Bir tane kötü bir şarkıcı getirip ona konser verdirtmek, bir de işte Miss Zeytin, ne bileyim Miss Kiraz Miraz seçmenin ötesinde bir numarası yok bizim festivallerimizin. Orada baktığımız zaman böyle dört başı mamur o. Geniş kitleleri derleyen, toparlayan, harmanlayan, Amerikan menfaatleri doğrultusunda onları uluslaştıran o kültürel yapı. Yani onlar kendilerini melting pot diyorlar, kaynama kazanı. Kaynamayı kolaylaştıracak yapıları onlar eliyle yapıyorlar. Aynı şekilde çok dikkatlidirler. Mesela Manhattan'la Delaware arasında bir highway yapacaklardı, otoban yol yapacaklardı. Bu otobanın güzergahını tespit etmek üzere oluşturulan aşağı yukarı 100 kişilik heyette bunun dörtte biri, 25 tanesi halk bilimciydi. Bunu ben Türkiye'de değişik yerlerde anlattığım zaman bana tuhaf sözler söyleyenler oluyor. Aa, halk bilimcileri matematiği o kadar iyi mi? Yani halk bilimciler orada o yola ne kadar demir konulacak, ne kadar çimento konulacak bunu tespit etsin diye konmuyorlar. Onları yapan mühendisler iş başlayınca zaten gelecekler. Güzergah tespiti. Güzergah tespiti bizde bir tuhaf politikacı helikopterine biner. Böyle bir şey olduğu zaman güzergah şuradan 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 olsun der gider. Elinoğlu yoğurdu böyle yemiyor. Yani bir otoban yapılacak. Bu otoban nerelerden geçsin? Bu otoban buradan geçerse meydana gelecek değişiklikler, sosyal kültürel değişiklikler. Bu otobanın bu güzergahtan geçtiğinde ortadan kaldıracağı sosyal ve kültürel değerler nelerdir? Bu bina olur, orada endemik bir bitki olabilir, orada özel bir şarap yapımı olabilir, orada bir gelenek olabilir, orada özellikle bir grup olabilir, sosyal grup olabilir. Bütün bunları tek tek hesaplarlar. O zaman bu ortadan kalkacaksa bu otoban buradan güzergahı şöyle gitmesin, işte 15 derece kuzeye dönsün, 50 kilometrede öyle gitsin. O 50 kilometre içinde neler var neler yok falan filan. Böyle bir hesaplamayla yapılır ve mecburen buradan geçmek zorundadır dedikleri yerlerde de öncelikli olarak kaybolacak bu şeyleri nasıl derleriz? Nasıl bunlar ortadan kaybolmasın, kaybolmazdan önce bunları belgeleyelim, arşivleyelim diye projeler yapılıp değerlenir, toplanır. Bunlar henüz daha biz Türk halk bilimcilerin ufkumuzda bile olmayan meselelerdir. Bunları henüz hayal bile edemiyoruz. Yani Türkiye'de GAP gibi millet tarihimizin en büyük projelerinden birisini yaptık. GAP dolayısıyla GAP'ta görevlendirilen, özellikle olarak halk bilimcilerin geliştirdiği yapılan bir tane bile proje yoktur. Bir yığın barajlar yapıldı, bir yığın köyler ortadan kalktı. Buraların halk bilimi derlemeleri yapılsın, derlensin, toplansın diye hiçbir şey yapılmadı. İşte şimdi meşhur Hasankeyf mesela sular altında kalıyor vesaire. Evet, Allah razı olsun, Artuklu'nun baş şehri olan Hasankeyf'te o büyük Selçuklu hükümdarının türbesini kaldırdılar, yukarıya taşıdılar. Ama Hasankeyf'te anlatılan halk hikayelerinin, masalların, Hasankeyf'te anlatılan memoratların, oradaki insanların yaşantısı vesairesi, bunlar ne kadar değerlendi, ne kadar toplandı bilmiyorum. Ufkumuzda böyle bir şey yok. Bizim bir derneğimiz yok. Bu Türk Halk Bilgisi Derneği'nin macerasını anlattık. Ortadan kalktıktan sonra da kurulan dernekler hep şey dernekleri oldu.
Hoytur, Koytur, Zurtur gibi halk oyunları dernekleri oldu. Yahut bir iki tane ciddi dernek kurulmaya çalışıldı. Bir takım tuhaf kurnazlar ve çakallar bunları ele geçirdi. Halk bilimciler, akademisyen halk bilimciler bunları kullanamıyorlar. Bazı amcamlar orada çorbayı kaynatıyorlar. Tabir caizse bir sakal çıkarıyorlar kendilerine, o kadar. Gerçek anlamda bir Türk halk bilimcilerin tamamını içine alan bir dernek kurulamadı. Türk halk bilimi çalışmalarının en büyük eksikliği budur. Çünkü bu dernekler Batı'da akademide yokken bile halk bilimi oraya girmesinin mücadelesini vermiş, sağlamış yerlerdir. Yani Amerikan Halk Bilimi Folklor Derneği, Amerikalı halk bilimcilerin hangi imla sistemini kullanacaklarından tutun da, nasıl dipnot vereceklerinden tutun da, dönem dönem hangi çalışmaları etkileniyor, hangi zayıflıklar var, bunlarla ilgili nasıl lobicilik, lobi yapılacak. Mesela halk edebiyatı ve halk bilimi ikizliğini ortaya çıkaranların karşısında böyle düşünmeyen halk bilimciler olarak bir lobi faaliyeti yapmamız lazım. YÖK Başkanı'ndan başlayarak, evet YÖK Başkanı hiç halk bilimi, halk edebiyatı dersi almamıştır İstanbul mezunu olduğu için. İstanbul'un halk edebiyatı olmayan zamanlarında mezun olduğu için. Ama onlara da gidip ısrarla anlatmalıyız, diğerlerine de. Böyle bir şey olmaz, bu yanlış diyerek. Dolayısıyla bu lobi faaliyetini nasıl yapabilirsiniz? Yapamazsınız. İnsanlar Türkiye'de her şeyi kişisel yapıyorlar. Kişisel olarak biz hepimiz birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Ama bu bizim profesyonel olarak mesleğimizdir. Herhangi bir profesyonelin yaptığı gibi birbirimizi sevmesek de, küs de olsak, konuşmasak da, halk bilimiyle ilgili bir mesele olduğunda kişisel meselelerimizi bir yana bırakarak kurumsal davranmamız gerekir. Bunu da sağlayacak, oluşturacak yapı dernektir, kurumdur. Yani Türk Halk Bilimi kurumudur. Maalesef olmadı geçmişte. Türk Halk Bilimi'ni yapamayacağımızı aklım kesince Türkolojiyi yapabilir miyiz diye, Türkologları bir araya getirebilir miyim diye bir 10-15 yıl uğraştım. Muvaffak olamadım, başarısız oldum. Ama ümit ediyorum sizin neslisiniz, bizden sonraki nesiller bu temel eksikliği giderirler. Bu olmazsa olmazımızdır. Bu hal olmuş olsa Türkiye daha çok istifade edebilir halk biliminden. Yani şimdi dijital kültür ortamı işin içerisine girdi. İnternet folkloru ön plana girdi. Daha da bizim üzerimizdeki yük ağırlaştı. Zaten sözlü kültür ortamı vardı, yazılı kültür ortamı vardı. Yani halk bilimi nedir tanımlayabilmek ne değildirden daha kolay hale geldi. Halk bilimi ne değildir, bunu söyleyebilmek hiç kolay değil. Çünkü çok geniş bir alan. Sözlü kültür ortamı, yazılı kültür ortamı, efendim dijital kültür ortamı ve kültürle örtüşen pek çok alan var. Efendim söze dayananlar, yazıya dayananlar, harekete dayananlar ya da maddi kültür unsurları, bunları düşündüğümüzde çok geniş kültür kavramıyla birebir örtüşüyor. Hal böyle olunca birbirinden çok farklı alt disiplinlere sahip çok geniş bir kadro olacağız. Bu kadroyu bir araya getiren, bir maestro gibi yöneten yapı ancak böyle iyi örgütlenmiş bir dernek olabilir. Dünyada halk biliminin çok başarılı olduğu ülkeler, bugün Çin'de çok başarılı halk bilimi çalışmaları, Hindistan'da çok başarılı, Amerika'da başarılı, son zamanlarda bir mevzi kayıpları olmasına rağmen. Buralarda falan hep bu dernekler çok aktif. Avrupa'da Avrupa Birliği'ne geçiş süreci nedeniyle bir kabuk değiştiriyorlar. Etnolojiyle hemhal olmaya çalışıyorlar. Ama dernekler çok etkili buralarda. Bizim bir derneğimiz yok. Yani bundan sonra kurulacak dernek sadece Türkiye Türklerine yönelik bir dernek olmamalı. Türk Dünyası Halk Bilimi Çalışmaları Kurumu, Derneği, Akademisi olmalı belki. Akademi artı böyle bir kurumsallaşmayla. Yani Kazak halk bilimcilerle, Uygur halk bilimciler, ne bileyim Kırgızistan halk bilimcileriyle, Türkiye halk bilimcileri, hepimizi bir arada tutan bir ana yapılanış olsa çok daha iyi olabilir. Hem yöntem birliği bakımından, hem de eğitimlerimizin denkliği bir bakımından bunlar çok faydalı olabilir ve Birleşik Türk Devletleri ya da ortak bir Türk dünyasının daha yakınlaşması sürecinde
en önemli katkıyı sağlayacak olan stratejik disiplin Türk halk bilimidir. Pek çok Türk boyunun ciddi anlamda yazılı kültürü yoktur, edebiyatı yoktur. Ama hepsinin sözlü kültürü vardır ve Türk dünyasındaki asıl ortaklıkları biz bildiğiniz gibi sözlü kültürde, mitolojimizde, destanlarımızda, masallarımızda ve diğer ürünlerimizde görebiliriz, bulabiliriz. Dolayısıyla ağırlığımızı Türk halk bilimine vermek zorundayız. Türkiye'de ve Türk dünyasında toplumunu, devletini, milletini sevdiğini iddia eden bütün aydınlar, ama bütün aydınlar ve politikacılar halk bilimine destek vermek zorundadırlar. Biz bunu halk bilimci olduğumuz için istemiyoruz. Ben bunun çok farkında ve şuurunda olduğum için halk bilimci oldum. Halk bilimci olduğum için bunları istemiyorum. Bunun için halk bilimci oldum. Halk biliminin milletimize bu hizmeti edebileceğini fark ettiğim gün, ben yeni edebiyatta oldukça başarılı bir öğrenciydim ve Sadık Kemal Tural hocamın da gözdesiydim. Halk bilimini tercih ettim. Dolayısıyla bunu anlatabilmeliyiz. Başta Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerindeki diğer ana bilim dalındaki arkadaşlarımıza ve akademideki diğer disiplinlere, bilim dallarına bıkmadan, sabırla, ısrarla, inatla bunları anlatmalıyız. Bunun en kestirme yolu da dernekleşmeden geçer. Ciddi bir dernek, profesyonel bir dernek olmalı bu. Burada gerçek anlamda demokrat. Bu hoca çok büyük, bu bunun başı olsun, şu hoca çok küçük değil. Doktorasını almış, herhangi bir asistan bile yeterli oyu alırsa seçilip onun başına gelebilmeli. Bizi temsil etme noktasında yeterli olduğumuzu düşündüğümüz herhangi bir insanı oyumuzla seçebilmeliyiz. Ve bu derneği devletin vereceği paralara mecbur kalmadan kendi harçlıklarımızdan, kendi maaşlarımızdan keseceğimiz ve vereceğimiz aidatlarla ayakta tutmalıyız. Onun yapacağı ciddi yayınlarla, kitaplarla ayakta tutabilmeliyiz. Yani artık bu tip kurumlar kişi dergilerini, kişi hamlelerini aşmalı. O devir çoktan tamamladı Türkiye. Ama maalesef bu Türk Halk Bilgisi Derneği'nin 1932'de aldığı darbe nedeniyle Türk Halk Bilimi çalışmaları, yani en küçük bir hava değişiminde kolayca rahatsızlanan insanlar gibidir. Bünyesinde bu sıkıntıları yaşatıyor. Kurumsal olursak, kurumsal olarak çok güçlü olabilirsek bunu çok rahatlıkla duyurabiliriz. Bazen devlet kurumları bile bizim bu kadar güçlü olmamızı istemediğini hissettiğim zamanlar da oluyor. Çünkü geliştirilen bazı politikaların kültürümüze vereceği sıkıntıları fark ettiğimiz zaman bilim insanları olarak biz susacak mıyız? Susmayacağız. Susan ancak dilsiz şeytan olur. Dolayısıyla bunları anlattığım insanlardan bazılarının ufka dalıp dalgın dalgın düşündüğünü gördüğümde aklıma bu tip şeyler geldi. Bunlar da bizim bu kadar güçlenmemizi istemiyorlar. Ama burada biz halk bilimciler önemli değiliz. Burada önemli olan Türk kültürü ve Türk milletinin geleceğidir. Türk halk biliminin sağlayacakları katkılardır. Bu noktada halk bilimciler kişisel kavgalarını, davalarını, dargınlıklarını bir kıyıya bırakıp mesele Türkiye, Türk milleti, Türk devleti ve Türk halk bilimi olduğunda bir kıyıya koyup bir araya gelebilmeliyiz. Böyle çok büyük ve güçlü bir dernek meydana getirebilmeliyiz diye düşünüyorum. İnşallah. Bir inşallah getiririz diyelim. Hocam. Evet. İnşallah. Hocam, son olarak öğrencilerimize iyi bir halk bilimci olmaları için, ya da soruyu işte tersten soralım, kötü bir halk bilimci olmamak için ne yapmaları gerekir? Birazcık tavsiyelerinizden faydalanabilir miyiz hocam? Raptiye modeli bir biçimde kendilerini eğitmeliler. Hiçbir biçimde bir profesyonellik sadece okullarda alınan eğitimle elde edilmez. Okulda hocalarımız bize bir yol gösterebilir, rehberlik edebilir, danışmanlık edebilir. Ondan sonra biz kendimizi inşa ederiz. İnsan kendini var eden, inşa eder. Siz
kendi eksiklerinizi tespit edip kendinizi yetiştirmelisiniz. Senin medya okur yazarlığın zayıf Özkul'um. Medya okur yazarlığını nasıl telafi edebilirsin? Ne kadar paran var, ne kadar imkanın var vesaire. Senin İngilizcen zayıf. İngilizcenin güçlü hale gelmesi lazım. Bunu nasıl telafi edebilirsin? Öncelikli olarak kendi imkanlarınızı ve kendi eksiklerinizi kendiniz bilmelisiniz. Yani inşa etmek istediğiniz kendinizi bir proje olarak düşünün. Nerede görmek istiyorsunuz? Ve oraya nasıl gidersiniz? İmkanlarınız neler? İmkansızlıklarınız neler? Bunları nasıl giderebilirsiniz? Dolayısıyla buna bağlı olarak okumalar. Tarih yönünüz zayıfsa, tarihsiz herhangi bir sosyal bilim olmayacağı gerçeğinden hareketle mutlaka tarih yönünüzü yerine getirmelisiniz. Tarih olmazsa boşlukta kalır söyledikleriniz. Coğrafyanız çok iyi olması gerekir. Eğer coğrafyanız iyi olmazsa gene boşlukta kalır. Indiana Üniversitesi'nde Larry Clark'ın Türkoloji derslerine katılmıştım misafir öğrenci olarak. Aral Gölü'nü anlatıyorsa, Aral Gölü civarında ne bileyim Hive Anlığı'nı anlatıyorsa, Aral Gölü'nde yetişen balıkların cinslerinden de bahsediyordu. Aral Gölü'nün etrafındaki flora ve faunadan, bitki örtüsünden ve hayvan örtüsünden de bahsediyordu. Ben böyle bir Türkolog kendim de dahil bilmiyorum. Tarihiyle, coğrafyasıyla, florasıyla, faunasıyla sosyal, kültürel tarihi ortaya koyabilen insanlar. Türkologlar böyle. Ama biz öyle değiliz. Biz Türkolojiyi parça parçalara ayırıyoruz. Onu da daha altına ayırıyoruz. Yani böyle küçük güvercin yuvacıkları gibi alt disiplincikler yapıyoruz ve onun içerisinde burası benimdir, gireni vururum, öldürürüm gibi dayılıklar, kahramanlıklar falan falan. Bunları aşmalıyız. Daha geniş ufuklu, bütün Türk dünyasını kapsayacak bir bakış açısıyla dünyada olup bitenleri, yani halk bilim inamında dünyada ne olup bitiyor? Dolayısıyla bir, hatta iki yabancı dili çok iyi bilip, bir de Türk dünyası lehçe veya dillerinden bir tanesini ya da birkaç tanesini, Oğuzlarsa bir Kıpçağı, Kıpçaksa bir Oğuz'u mutlaka iyi bilerek takip etmeleri gerekir. Aksi halde değişik üç kağıtlar yaparak devletin sınavlar için hazırladığı soruları çalınan sorularla Türkiye'de bir yerlere gelen, başımıza bela olan tuhaf insanlar gibi oluruz. Dinleyenler neyi, kimleri kastettiğimi anlamışlardır. Onlardan farkımızın olması için alnımızın teriyle, bol emek vererek, bol çalışarak, okuyarak, kendi eksiklerimizi tespit edip yetiştirerek dünya ölçeğindeki diğer meslektaşlarımızla at başı giden, onlarla yarış eden insanlar olmalıyız. Efendim, Türkiye'nin küçücük bir mütevazi bir ilinde, ilçesinde, bir okulda tek hocasınız, aslansınız, kaplansınız. 5 tane, 10 tane mürahi bilmem ne insan etrafınıza geliyor. Hocam siz aslansınız, kaplansınız diyor, sizi yere göğe sığdıramıyor. Bununla tatmin oluyorsanız komik. Dünyada neredesiniz? Yani Mevlana'nın Mesnevisinde şöyle bir olay anlatılır. Bir gün bir katır gidiyor. Katır çamurlu bir yolda gidiyor. Ayağını basıyor, kaldırıyor. Çamurda ayak izi çıkıyor. O sıra çişi geliyor katırın. Çişini yapıyor. O ayak izi çiş doluyor. Katırın semerinden bir küçük saman çöpü düşüyor. Yani düşüyor. Bir sivrisinek de gelip o saman çöpünün üzerine çıkıyor. Küçük küçük rüzgar estikçe o sivrisinek ben 7 denizin kaptanı deryasıyım diye havalanıyormuş. Yani Türkiye'de hiçbirimizin böyle bu sivrisinek gibi 7 denizin kaptanı deryasıyım diye havalanmaya hakkımız yok. Dünya ile yarışacağız. Boyumuzun ölçüsünü orada alacağız. Ne zaman ki dünyadaki halk bilimi çalışmalarının önemli merkezlerinden birisi olarak Türkiye'yi kabul eder, dünyanın dört bir tarafından buraya öğrenci göndermeye başlarlar, yeni bakış açılarını bizler geliştiririz, onların takipçileri ortaya çıkar. Hedefimiz bu olmalı. Bu hedefe yönelik olarak da yapmamız gereken kendimizi çok iyi yetiştirme. Sayımızı süratle çoğaltmalıyız ama sayıyı çoğaltalım derken
nicelik çok olsun derken niteliği kaybetmemeliyiz. Niteliği kaybetmeden. Türk halk bilimcinin mutlaka mutlaka alfabeleri bilmesi lazım. Yani eski yazıyı bilmeyen, Osmanlı Türkçesini bilmeyen bir Türk halk bilimci tasavvur bile edilemez. Efendim bu müzik çalışacakmış, olsun. Ne çalışırsa çalışsın. Bizim 1000 yıllık arşivimizin anahtarı olarak Osmanlı Türkçesini bilmek zorundadır. Dil tarihte göstermiyorlar. Dil tarihi ayrı bir kulüp. Onlara anlattık. Onlar kendi sınırlı ve sorumlu alemlerinde gidiyorlar. O bizim için ölçü değildir. Dünyadır bizim için ölçü. Buna yönelik olarak ciddi kitapları. Mesela bazı yönleriyle çok eskidi ama hala üzerine yeni isim çıkmadığı için Erol Güngör Hoca'yı. Erol Güngör Hoca'nın kültüre dair, kültürümüze dair yazdıklarını, kültür değişmeleriyle ilgili yazılıp çizilenleri, kültür kavramı ve kültür kavramsallaştırmasıyla ilgili diğer terimleri, kavramları, süreçleri mutlaka mutlaka bilmeliyiz. Halk bilimci, artık dünyanın birçok yerinde halk bilimci bile demiyorlar biliyorsunuz. Kültür bilimcisi diyorlar, deneysel kültür bilimcisi diyorlar. Dolayısıyla kültür bilimcisi, kültür bilim insanı anlayışı içerisinde yetişmeli ve o şekilde bir örgütlenmeyle, o şekilde bir el ele vererek, akademide topluca gayret ederek disiplinimizi ve milletimizi bir yerlere getirmeliyiz diye düşünüyorum. Nasıl olmalı? Buna uygun olarak hareket etmeli. Ben en genel hatlarını söyledim. Yani halk bilimci sigara içmemeli, şunu yapmalı, bunu yapmalı diye saymak yerine bu genel ordinat ve koordinatları belirlemek daha güzel olur diye düşünüyorum. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka bir zaman, başka bir konuda tekrar görüşürüz. İnşallah hocam. Çok teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, başka bir halk bilimi sohbetlerinde görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.